Merhaba, ben Nurcan Seven. Bir YouTube okulu eğitimine daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün videomu pazar günü atmak zorunda kaldım. Elimde olmayan bazı süreçlerden dolayı bildiğiniz gibi evimde bir hasta var. Eğer daha önce takip etmişsiniz. Allah'a çok şükür yani koronavirüs falan değil. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bugün anlatmak istediğim şey YouTube'da abone arttırmayla alakalı. YouTube'da abone arttırmayla ilgili bir video çekmek istiyorum. Bazen neden abonem artmıyor, abonemi nasıl arttırabilirim diye sorular alıyorum. Bu sorulara karşılık böyle bir video yapmaya karar verdim tekrar. Şimdi YouTube'da nasıl abone arttırabiliriz? Abone kazanmak için neler yapabiliriz ve gelen aboneyi kaybetmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Bütün bunları hepsini bu videoda toparlamaya çalışacağım ben size. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle başlık atarak söyleyeceğim. Bir YouTube kanalı kurdunuz ve 4000 saat 1000 aboneyi tamamlamak zorundasınız. 4000 saat ve 1000 abone gerçekten ikisi de ayrı ayrı bana göre çok önemli. Hiç bilmeyen biri için çok fazla soru işareti olan yer. Şimdi abone arttırabilmek için kesinlikle bakın hep aynı yere girip gidiyoruz ya. Çok önemli olduğu için girip gidiyorum. Çünkü ben biliyorsunuz bu kanalı kurduğumda size karşı çok açık ve net olacağıma dair söz verdim ve ilk gelirimin hesaba düşmesini bekliyorum. Video başı kazançları ben görüyorum. Gerçekten öğrendiğim taktikleri uygulayarak çok iyi olduğunu gördüm. Yani bunların hepsini göstereceğim ben size. Bazı videoları özellikle göstereceğim. YouTube'dan gerçekten iyi kazançlar elde ediliyor. Buna hiç şüpheniz olmasın. Bu kazançların elde edilebilmesi için de sizin öncelikle 4000 saat 1000 aboneyi tamamlamanız gerekiyor. Bu sebeple de videolarınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı şeyleri tekrar başa alarak söyleyeceğim. Şimdi konuya bağlı diyelim ki şöyle bir başlık attım. En basit, en son attığım video. Bu aramalarda yani genel aramalarda bu şekilde çıkan bir video bu şekilde aranıyor. Yani Google Chrome'u nasıl indiririm? Google Chrome indir. Şimdi bakın bu videoya bastığınız zaman altındaki etiketler gözüküyor zaten. Açıklama bölümüne dikkat edin. Eğer VidIQ'yu da yüklediyseniz diğer etiketleri de görmüş olursunuz. VidIQ'yu kesinlikle yükleyin. Eğer YouTube'da bir kanal açmak istiyorsanız gene de bir sıkıntınız olursa VidIQ ile ilgili veya yaşadığınız diğer sorunlarla ilgili kesinlikle bana yorumda yazın, bunu belirtin. Elimden geldiğince faydalı bir kanal olmak istiyorum ben. Yani bu başlık, bu kanalımın başlığını ben boş yere atmadım. Burada bir eğitim vermeye çalışıyorum YouTube'la alakalı. Video başlığınız nasıl kelimesi olarak kurduğunuz zaman genel aramalardır. Genel arama deyince zaten ilk akla gelen nasıldır? İşte Google Chrome nasıl indirilir? Ya da herhangi bir şey yapacaksınız. Örneğin ne yapacaksınız? Diyelim ki peynirli börek. Peynirli börek nasıl yapılır? Yufkadan peynirli börek nasıl yapılır? Yapmak istediğiniz şekle göre hep nasıl kelimesi çok kullanılıyor. Bu sebeplerde genel aramaya yönelik bir terim geçirin başlıkta. Akabinde şöyle altına geliyorum. Bakın başlığın devamında anlattığım bir iki bir şey daha ekledim. Şimdi metin dosyası. Bazıları için bu çok kolay, bazıları bilmiyor. Gerçekten bilmeyen var yani ben buna tanığım. Diğer taraftan da YouTube para kazanma. YouTube para kazanma ise benim hem oynatma listemde hem de çok aranabilen bir video başlığı olduğu için ben bunu sağımda göstermişim. YouTube para kazanma dendiği zaman bile benim Google Chrome nasıl indirilir videonun ön plana çıkıyor. Çünkü bunu da eklemişim. Neden? Çünkü videom öne çıksın. Öne çıkınca ne oluyor? İzlenmem artıyor, abone sayım da artıyor. Şimdi diyelim ki ben bunu yaptım. Hepsi bu mu? Yetmez.
Şimdi benim attığım başlık neydi? Google Chrome nasıl indirilir? Google Chrome indirme demişim ve 2021 diye şöyle bir ek yapmışım. Üzerine gelince kaybolduğu için şöyle mouse'u geri çekmek istiyorum. Orada ne anlatmak istediğimi de bu şekilde göstermişim. Bu ne demek? Küçük resimleriniz de çok önemli. Küçük resimler eğer konuya bağlı ve dikkat çekici olursa, kişinin aradığı bir şeyse, yani ilk önce küçük resim olarak da önüne gelebilir. Küçük resimde Google Chrome indirme diye bir etiket gördüğünde bu şekilde ne yapacak? Altındaki yazıya bakacak. Önce küçük resim, sonra altındaki yazıya bakıp belki benim videoma girecek ve aradığını bulacak kişi. Ben bunu doğru anlattıysam bundan memnun bir şekilde izleyip çıkacak yani. Ne olacak? Hem izlenme aldım, hem de abone nasıl arttırılır? Ben arada videomu anlatırken ne yapmış olacağım? İşte beğendiyseniz beğen butonuna basınız, abone olursanız çok sevinirim diyorum. Eğer bu kişi benden faydalı bir video, faydalı bir eğitim aldıysa, genel olarak şurada aradığını bulduysa, ben bunu takip etmek istiyorum deyip, ben de bunu hatırlattığım zaman zaten gelip abone olur. Buna hiç şüpheniz olmasın. Ara sıra bu hatırlatmalarda bulunmalıyız ama çok abartmadan. İşte ben genel olarak sonunda konuşuyorum ama arada da konuşabilirsiniz işte. Başında da konuşuluyor. Ben başında konuşulmasına da karşı değilim zaten ama çok fazla ortaya hani böyle gösteriliyor, bazı nasıl diyeyim, introlar var. O şekilde çok fazla öne çıkınca onu sevmiyorum şahsen ben bir YouTuber olarak. Ara ara hatırlatabilirsiniz çok abartmadan. Önerilmelerde de öne çıkmamız gerekiyor ki izlenmemiz artsın, abonemiz artsın. İşte bu önerilmelerde de çıkmak için işte bu yazının tekrar altına geldim. En son attığım videodan örnek vererek çıkmak istiyorum. YouTube para kazanma şeklinde hem önerilenlere çıkmış oluyorum hem aramalarda öne çıkmış oluyorum. Bu ikisi bana önerilenlerde daha çok öne çıkma olanağını sağlıyor. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Eğer ki biliyorsanız böyle nasıl diyeyim, bazıları çok yetenekli gerçekten. Güzel bir intro hazırlayabiliyor. Hatta kanalın ön sayfasına bir fragman hazırlayabiliyor. Yani fragman nedir? Bu kanal bir eğitim kanalı. Bunu anlatan bir 2 dakikalık, 3 dakikalık fragman olabilir. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ayrıca aboneleriniz, burası bir eğitim kanalı ya, burada eğitimin dışında çok fazla çıkmadığınız sürece aboneniz kalır. Çıktığınız zaman aboneniz gider. Abone çıkmasının sebebi de budur. Yani konunun dışına çıktığınızda, eğitimin dışına çıkarsa bu çok normal, gerçekten normal. Bunu yapmamam gerekiyor. Abone sayımın artması benim konuya bağlı olmam, yani eğitim kanalına bağlı olmam bağlı olmama bağlı daha doğrusu. Buna dikkat edin. Mutlaka abone ol, like at diyerek arada bir konuşabilirsiniz. Çünkü bazen çok severek izleyip abone olmayı unutabiliyorlar. Gerçekten unutabiliyorlar. Bu benim de başıma geldi. Bazen çok severek izlemiş olduğum kanala abone olmadan çıktığımı hatırladığımda, bir daha bunu nasıl bulacağım diye düşündüğümde, ne olarak aratmıştım falan geriye dönüp düşünmeye başlıyorum. Bunun olmaması için beğendiyseniz beğen butonuna basın, abone olursanız çok sevinirim gibi bir istekte bulunabilirsiniz karşı tarafa. Bu bir eylemdir, harekete geçiştir. Yani size abone olmasını sağlamış olursunuz. Ve kesinlikle pes etmeyeceksiniz. Benim ilk diyebilirim 6-7 ay boyunca 23 müydü, 40 müydü, sadece o kadar abonem vardı. Hiç artmadı 6-7 ay. Daha sonra yavaş yavaş bu arttı. Bazen bir günde bir tane geliyor. Bazen bir bakıyorum 3 tane, 10 tane geldiği de olmuş. Ben çok seviniyorum gerçekten aramalarda çıktığında ve ben henüz daha reklam yapmadım. Reklam yaptığımda daha fazla kişiye ulaşacağından daha fazla izlenme ve abone artacağına inanıyorum ve ben bunu yaptığım zaman daha net göreceğim ama
Gerçekten şu ana kadar ben reklam yapmadım ama bundan sonra yaparım. Çünkü hiçbir engelim yok. YouTube para kazanmam açıldı benim. Sadece gelirimin hesaba yatmasını bekliyorum. Bunun için de biraz beklemem gerekiyor. YouTube'da gerçekten şu anda çok ağır gidiyor. Ben bunu da çok net görüyorum bu konuda. Artık doğru konuştuğuma eminim. Hani ben hep koronavirüs diyorum ya, yani burada haklı olduğumu gördüm. Gelirim ilk düştüğünde ben bunu da paylaşacağım size. Video başı kazançlarımı da göstereceğim. Bugüne kadar anlatmış olduğum başlık açıklama etiketin ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Ayrıca reklam vereceğim. Reklam verdiğimde de bundan daha fazlasını, yani 3 alıyorsam bunun 2 katı 3 katı alacağımı da göstereceğim. Bunların ne kadar faydalı olduğunu da göstereceğim. Bugün abonenizin ve izlenmenizin artması için başlık açıklama etiket ve küçük resmin çok önemli olduğunu, videoya gelen izleyiciye beğenmeyi ve abone olmalarını hatırlatmalarını çok önemli olduğunu söylemek istedim. Eğer yapabilirsiniz bir fragman, kanalınızın ne anlattığını ifade eden bir fragman ve güzel bir intro hazırlayabilirsiniz. Bundan bahsetmek istedim. Bunlar çok önemli ve devamlılığınız çok önemli. Hepsinden önemli. Yani her hafta hangi gün video atıyorsanız, mesela ben cumartesi atıyordum. Bugün pazara denk geldi. Elimde olmayan sebeplerden dolayı. Yedek video yapmadığım için oldu. Hani ben hep istediyorum ya, stok video yapın, ama bunu şu an ben de yapmadığım için cumartesi atılacak olan videoyu pazar günü atmış oldum. Bugün bundan bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olmasını dilerim. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.